fikrini alalım istedik. Barış arkadaş, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı da bu vesileyle bir kez daha kutluyorum Yavuz. Teşekkür ederiz. Siz de alanlardaydınız. Birazdan o 1 Mayıs'la ilgili de birkaç cümle konuşmak isteriz ama son hafta özellikle verdiğiniz bilgilerle bu hakim ve savcıların AK Parti teşkilatından hukukçuların hakim ve savcı yapıldığına ilişkin tespitleriniz ve buna ilişkin örnekleriniz vardı. Bunlar Adalet Bakanlığı tarafından tepki gördü. Şimdi yeni kanun hükmünde kararnameyle 15 Temmuz sonrasında göreve alınan hakim ve savcıların yine ihraç edildiklerini görüyoruz. Ne oluyor bunun? Nasıl bakalım? Nasıl değerlendirelim Barış arkadaş? Evet, istersen sondan başlayalım. Cumartesi gecesi yayınlanan kanun hükmünde kararname ile 123 stajyer hakim ihraç edildi. Evet. Yani henüz hakim yapılmamış ancak hakimlik yazılı sınavını, sözlü sınavını geçmiş, hakim adayı olarak, stajyer olarak görev yapan 123 kişi ihraç edildi. Bu kişiler 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu göreve atanmışlardı. Tabii burada iki sorun yani var. Yani sınavları 15 Temmuz'dan sonra yapıldı, güvenlik kayıtlarının 15 Temmuz'dan sonra bakıldı. Tabii ki güvenlik soruşturmaları yapıldı, mülakattan geçtiler ve en önemlisi Yavuz Oğan, üzerinde belki de durmamız gereken şey o. Ben Cumhuriyet Gazetesi'nde, Evrensel'de bir günde bugün benim açıklamam yer almış ama tabii sayfanın darlığından belki arkadaşlarımız o kısmı koyamadılar. Hı hı. Sizin radyonuz aracılığıyla söyleyelim. Bu 123 hakimin referansları kimler oldu? Eğer bu hakim adayları FETÖ'cü ise bu sınavları nasıl geçtiler? İki, eğer bu adaylar sınavı geçtiyse bu kişilere kimler referans oldu? Herkes bilir ki Barış arkadaşın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olduğu için verdiği referansla hiç kimseyi hakim yapmazlar. Kimlere hakim yapıyorlar? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticilerinin referans olduğu kişileri hakim yapıyorlar ya da hakim adayı yapıyorlar. Burada çünkü hiç şüphe yok değil mi? Yani rasyonel bir yazılı, rasyonel bir sınav, rasyonel bir mülakat söz konusu değil diyorsunuz. Değil. Neden değil? Bak şimdi dün beni bir hakim adayı aradı. Kendisiyle buluştuk ve şunu söyledi. Yazılı sınavda bu 123 kişinin dışında 1341 kişi alındı ya, hani geçen haftadan beri söylüyorum bunların 1000 kişisi AKP'li diye. Yazılı sınavda bu hakim adayı 82 puan alıyor. Hı hı. Ama sözlü sınava girdiğinde sadece ve sadece AKP'li olmadığı için, AKP'den herhangi bir referans getiremediği için eleniyor. Şimdi düşünün, bu kişi 10 yıldır avukat, tüm şartları yerine getirmiş, sınavı birincilikle bitirmiş ya da ikincilikle bitirmiş ya da ilk 10'a girmiş. Çünkü 82 yüksek bir puan ama buna rağmen yazılı sınavda 50 alan kişiler sözlü sınavı geçip hakim oluyor. 82 puan alan 10 yıllık avukat güya sözlü sınavı geçemiyor. Çünkü sözlü sınavı geçebilmeniz için AKP'den... Yani ne sorduklarını söylüyor mu Barış? Ben mesela 367 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Örneğin. Diyor 367 mesela meselesi var ya. Evet. Mesela 367 ile ilgili... Bizi dinleyenlere aktaralım. Cumhurbaşkanının seçilmesiyle ilgili 2007'de yaşanan kriz o. Evet. Mülakatta soruluyor. Siz eğer 367 bir hukuk garabetidir derseniz, evet. O zaman hakim olmaya bir adım daha yaklaşıyorsunuz. Yok 367 zorunluluğu anayasanın bir gereğidir derseniz zaten size eyvallah, güle güle, artık bir daha hakim olabilme şansınız yok. Peki. Tabii referanslar nereden geliyor? Referanslar AKP milletvekillerinden, il başkanlarından, bakanlardan, saraydan geliyor. Hı-hı. Şimdi son atanan bu 123 kişiyi bir kenara bırakalım. Evet. Son atanan 1341 kişinin 1000'inin ya da 1100'ünün neredeyse AKP'li olduğunu biliyoruz. Örneğin Hacer Alan, Melih Gökçek'in avukatı, Ceyda Bozdağ, AKP Edirne Merkez İlçe Başkan Yardımcısı. Keza diğer isimlere de bakıyorum. Örneğin Cemil Doğanöz var mesela senin verdiğin isimlerden. Eşi AKP Tokat Merkez İlçe Tokat Yöneticisi diyorsun. Tokat Merkez İlçe Yöneticisi, Mersin'de milletvekili adayı var. Adayı var. O da enteresan. Hakan Akbal'dan bahsediyorsun. Mersin'de milletvekili adayı. Örneğin Behice Çavuşoğlu var. Hanımefendi Giresun'da avukat. Giresun'da 3 kez avukatlıktan dolayı, yaptığı meslekten dolayı vergi rekortmeni olmuş.
ama şu an hakimlik sınavını geçmiş. Ben Giresun'u özellikle mercek altına aldım. Giresun'dan Yavuz, evet, 10 avukat hakimlik sınavına girmiş. Hı hı. Yani bu 24 Nisan'da açıklanan, sonuçları açıklanan sınava. Hı hı. 10 avukatın 9'u sözlü sınavını geçmiş ve hakim olmaya hak kazanmış. Behice Hanım'la birlikte bu 10 avukatın 9'u da AKP üyesi. 9'u da AKP yöneticisi. Örneğin Balıkesir İvrindi'de bir karı koca var. Hı hı. Eşi Balıkesir İvrindi'nin ilçe başkanı, kendisi kadın kollarında yönetici ve ikisi de şu anda sözlü sınavını geçerek hakim olmaya hak kazandı. Bunun gibi yüzlerce isim var. Bu nedir? Bu partili hakim döneminin başlamasıdır ve parti devletinin inşasında yeni bir adımdır. Partili hakimlik adaletin ölümü demektir aslında. Ben bunu geçen gün de söyledim. Şimdi düşünün, Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi var. Cumhurbaşkanına hakaret suçlarını içeriyor. Evet. Yarın bir gazeteci, bir yurttaş bu atanan, yeni atanan 1000-1100 hakimden birinin önüne düştüğünde o hakim Allah aşkına nasıl karar verecek? Ya daha dün partiden gelmiş, rozetini çıkartıp çıkartmadığı belli değil. Seçim otobüsünden inmiş, hakimlik kürsüsüne geçmiş. Bu kişinin siz adil bir karar verebileceğini düşünüyor musun? Barış arkadaş, benim üstünde durduğum mesele biraz daha yani elbette siyasetçi olarak sizin bakış açınız da önemli ama acaba hak ederek bu sınavı kazandı mı? Acaba burada bir pozitif ayrımcılık yapıldı mı? Sizin sesiniz gitti Barış arkadaş. Ha. Yok, yine gitti. Şimdi duyabiliyor musun? Evet, şimdi biraz daha iyi. Yok, yine gitti Barış arkadaş. Bir saniye. Evet. Bekliyoruz. Çünkü burada kritik olan şu: AK Parti'nin ilçe yöneticisi olabilir, sınava girer, gerçekten hakkıyla hakimlik de yapabilir. Ama acaba AK Parti'nin bir yöneticisi olduğu gerekçesiyle ona sınavlarda pozitif ayrımcılık yapıldı mı? Ya da bu kadar çok AK Parti teşkilatı referansı olan isim nasıl oluyor da aynı anda sınavı kazanabiliyor da başka isimler bu sınavı tam olarak kazanamıyorlar ya da mülakatta eleniyorlar, daha doğrusu yazılı sınavı kazanıyor. Ya buradaki ayrım çok önemli. Tam bunu konuşuyorduk Barış arkadaş. Buyur. Barış arkadaş. Evet, duyuyor musun Yavuz? Evet, şimdi duyuyorum. Buyur. Şimdi Yavuz, senin bu sorduğun soruyu ben Adalet Bakanı'na da sordum. Evet. Ve dedim ki, bakın bu seçimlere şüphe düşmüştür. Hı. Bu seçimlere gölge düşmüştür. 1341 hakim adayının 1100'ünün, 1200'ünün AKP üyesi, AKP yöneticisi olması kamuoyu, vicdanını yaraladı. Gelin bir şey yapın dedik. Nedir o? Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının puanlarını açıklayın. Açıklayın. Bu kişiler yazılı sınavda ne kadar puan aldı? Sözlü mülakatlarda, hangi soruları bildiler ve hangi cevapları verdiler? Koyun bunları ortaya internet sitesine. Evet. Biz de o zaman diyelim ki evet kardeşim, adam AKP'nin ilçe yöneticisi ama hakikaten tüm soruları yapmış. Sözlüde de hakikaten bütün sorulara hukuk nosyonu çerçevesinde cevap vermiş. Adamın hakkıdır. Biz de öbürleri de verememiş, onun için diyelim. Alınmamış. Şimdi bak. Şöyle bir şey oluyor. Siz AKP ilçe yöneticisiniz. Sizin hakim yapılabilmeniz için önce mevzuat değiştiriliyor. Sen dedin ya Barış arkadaş Adalet Bakanlığı tepki gösterdi. Evet. Adalet Bakanlığı bana yazılı bir açıklama yaptı. Evet. Ve şunu söyledi. Efendim, alınan tüm hakimler mevzuata uygun alınmıştır. Evet. Sorun zaten tam da burada başlıyor. Mevzuat değiştirildi. Hı hı. Önceden nasıldı? 15 Temmuz öncesinde sizin hakim olabilmeniz için yazılı sınavda en az 70 puan almanız gerekiyordu. Evet. Ne yaptılar? 50 yediler. 15 Temmuz sonrası bir kanun hükmünde kararname çıkardılar ve bu kanun hükmünde kararname ile yazılı sınavındaki 70 puanlık barajı kaldırdılar. Artık 30 puan alan da yazılı sınavı geçebiliyor. 50 alan, 52 alan herkes geçebiliyor. Şimdi puan baraj sistemi kaldırıldığında sınava giren hemen hemen herkes neredeyse yazılı sınavı geçmiş oluyor. Çünkü AKP'li ilçe yöneticilerinin sınavı geçebilmesi için barajın kaldırılması lazımdı. Barajı kaldırdılar. Nerede elemeler yapıyorlar? Sözlüde. Örneğin bak, bir hakim adayı aradı beni. Ben bu açıklamaları yaptıktan sonra. Evet. Çok üzgün bir sesle şunu anlattı. Bize dedi, çeşitli sorular sordular hukukla ilgili. Örneğin Anayasa Mahkemesi'nin yapısı nasıl oluşur? Örnek olarak söylüyorum. Evet.
bazı dava örneklerinden şu konuda ne düşünüyorsunuz diye sordular. 5 kişiydik salonda diyor. Çünkü mülakatta 5 ya da 7 kişi alınıyor. Hı hı. Dördümüz bir konu üzerinde uzlaştığımızı gördük. Yani örneğin, örnek olarak söylüyorum. Türkiye'de idam cezası var mıdır? Bunu bir hakim adayına sorduğunda ne der? Hayır, yoktur. Evet. Değil mi? Evet. 4 hakim adayı da bu konuyla ilgili düşüncelerini söylüyor. 5. kişi ne diyor biliyor musun? Ben de bu arkadaşlarla aynı fikirdeyim diyor konu üzerine. Evet. Peki ne oluyor? Konu üzerine görüşlerini bildiren, görüşlerini detaylı anlatan, hukuki terimlerle açıklamalar yapan 4 kişi eleniyor. Ben bu arkadaşlarla aynı fikirdeyim diyen 5. kişi sözlü sınavı geçiyor. Allah aşkına şimdi burada bir adaletten, bir objektiflikten bahsedebilir misiniz? Peki. Beyefendi tenezzül edip soruya cevap bile vermiyor. O rahatmış. O kadar emin ki kazanacağını. Evet, kendini garantiye almış. Çünkü AKP, çünkü kendisi AKP ilçe yöneticisi. Şimdi bu ya, kadar açık ve net aslında Yavuz Selçuk. Anladım. Aslında bu işin bir işareti öğretmen alımları sırasında yaşanmadı mı? Milli Eğitim Bakanlığı bir sınav sonrasında araya mülakat koydu ve öğretmen alımlarını mülakatla yapınca öğretmenlere şimdi, yılbaşını, Noel Baba'yı ve başka bir takım soruları sorup reis kimdir diye reis sordular. Kimdir hatırlayın. Diye sorulmuştu, reis evet. Kimdir diye. Ve şimdi, biz bunun sıkıntısını yaşayıp da KPSS'yi getirmedik mi Türkiye'ye? Asıl mesele bu yani. Tabii KPSS aslında fiilen kaldırıldı şu an. Şu anda yok, evet. Bak aslında fiilen kaldırıldı. Örneğin Adalet Bakanı'nın özel kalem müdürü Muhammed Sait Pamukçu. Kendisi Adalet Bakanı'nın bir numaralı bürokratı, özel kalem müdürü, her gün iç içe bütün bürokratların Adalet Bakanı'yla görüşmesini sağlayan, o trafiği sağlayan kişi. Muhammed Sait Pamukçu bir avukat ama şu anda hakim. Ne yapmış peki Muhammed Sait Pamukçu? Yazılı sınavdan kaç puan aldığını bilmiyoruz çünkü açıklanmıyor ısrarla. Sözlü sınavı geçerek hakim olma hakkını kazanmış. Peki yani... Nasıl oldu da kendi düzenlediği ya da kendi çalıştığı kurumunun düzenlediği savun? Şunu söylüyoruz. Niye açıklamıyorlar? Yani sınav sonuçlarını açıklasınlar. Örneğin Danıştay Başkanı'nın kızı Gonca Hatinoğlu. Kendisi biliyorsun daha önce sarayda çalışıyordu. Evet. Başbakanlık kadrosundan sarayın avukatları arasına alındı. Gonca Hanım'ın eşi sarayı inşa eden Rönesans Anonim şirketinin üst düzey yöneticisi olarak göreve başlatıldı. Gonca Hanım'ın annesi Danıştay Başkanı. Ama biz Gonca Hanım'ın bu sınavlardan kaç puan aldığını, sözlü mülakatta hangi soruyu, hangi cevapları verdiğini bir türlü öğrenemiyoruz. Şimdi her tarafından baktığınızda hukuki garabet. Karı koca hakim atanıyor. Trabzon İl Başkan Yardımcısı Bayram Bey var, hakim olarak atanıyor. Balıkesir İvrindi AKP ilçe başkanı ve eşi hakim olarak atanıyor. Behice Çavuşoğlu hakim olarak atanıyor. Kendisi AKP Giresun Kadın Kolları Başkanı. Anladım. Bakıyorsunuz yani örnekler çok ama dediğim gibi işaret biraz öğretmenler yüzlerce, zamanında oldu. Yüzlerce isim verebilirim. Buradaki sıkıntı şu. Hı hı. Bu sınav sonuçları açıklanmalıdır. Açıklanmadığı takdirde üzerinde şaibe ve gölge olacaktır. Bence şaibeli bir atamadır. Zaten biz bunu mahkemeye giderek... Bu sınavların iptal edilmesini istedik. Hem yazılı sınavların hem sözlü sınavın iptal edilmesini istedik. Birkaç gün içinde bunu mahkeme değerlendirmek zorunda. Onun da takipçisi olacağız. Ama şunu söyleyelim. Bu atamalar kesinlikle ve kesinlikle adil atamalar değildir. Bu atamalarda adalet yoktur. Bu atamalarda liyakat sistemi kaldırılmış. Partizan olmak yeterli sayılmıştır. Barış arkadaş, artık yurttaşlar ne yazık ki partili hakimlerin önüne çıkacak. Barış arkadaş, kaç aday katılmış yazılı sınava? Malumatın var mı o konuda? Beni duyabiliyor musun Barış arkadaş? Barış arkadaş. Arkadaşlar bir bakın, önemli çünkü bu. Hem kaç hakim adayının bu sınavlara katılmış olduğunu soracağız kendisine. Hem de tabii biraz Albatros'la ilgili de konuşmak istiyoruz. Büyükçekmece
Büyükçekmece'de bir yeşil alan büyük CHP'li belediye başkanı tarafından satıldı. Rezidans, otel ve benzeri bir takım inşaatlar yapılacak orada. Belediye başkanı geçen hafta yayınımıza konuk olmuştu. Orada sorduğumuz sorulardan pek de hoşlanmamıştı. Hatta yayında yarım bırakmıştı ama şimdi Barış, bu konuyla ilgili son sorum olsun da evet. Kaç aday katıldı, malumatın var mı bu konuyla ilgili diye sormak istemiştim. 4000'e yakın hakim adayı 4000. Koşulları uyduğu için bu sınava başvurdu. 1341 kişi alındı. Aslında 1500 kişinin alacağı söylenmişti. Belli ki 1500 AKP'li avukat bulamamışlar. Onun için 1341'de kalmışlar. Ve şu anda hala 200'ün üzerinde hakim ihtiyacı var. Var, ona ama ilişkinde belki yeni çalışmayı. Evet, belli ki sadece 1300 ve yakın AKP'li avukat bulabildiler koşulları uyan. Peki. Çünkü en az 5 yıl avukatlık yapmış olması gerekiyor bu sınavda. Evet. Herhalde bir 200 avukat daha bulabilseler tamamını alacaklardı. AKP'li olmayan hiç kimseyi almadılar. Belki içlerinde 1-2 MHP'li vardır. 5-10 anca MHP'li vardır. O da son bu yakınlaşmalarından dolayı vardır. Ama onun dışında listeyi gerçekten alt alta koyduğunda İsimleri ben kaç gündür yayınlıyorum biliyorsun. Çarşamba evet. günü bir kısmını daha yayınlayacağım. Örneğin bunların içinde bir bakana takipsizlik veren savcı da var. Hakim yapılmış, hakimlik sınavına girmiş. Yani o kadar çok AKP'li isim var ki AKP'li olmayan hiç kimseyi hakim olarak atamamışlar. Çarpıcı bu bir tablo. Korkutucu evet. bir gerçek. Çarpıcı bir Normalde tablo. Medyanın günlerce bu konuyu işlemesi, itiraz etmesi gerekir ama ne yazık ki birkaç gazetenin ve birkaç televizyonun dışında hiç kimse hayati önemdeki bu konuya eğilmedi. Bunu CHP'nin ya bunun aslında sanki, Adalet Bakanı'na bir ciddi bir şekilde sorulması, o sınav sonuçlarının açıklanması partimiz, için bir kamuoyu baskısının yaratılması çok önemli. Bununla ilgili partimiz gereken adımları atacak. Muhtemelen bir gen soru verecek partimiz bu konuyla önemli. İlgili. Onunla ilgili de evet çalışma yapılıyor. Çünkü bu parti devletinin inşasının bir aşamasıdır. Bu şu demektir, herhangi bir partiye üye olmayan ya iktidar partisine yakın durmayan bir yurttaşın bu ülkede yaşama şansı dahi bırakılmıyor. Barış, ya insanlar mecbur mu iktidar partisine, CHP'ye, MHP'ye üye olmayı? İnsanlar bir partiye üye olmadan da yaşayabilirler, yaşamak isterler. Ama bu gelin illa yaşamak istiyorsanız benim partime üye olun, benim partime hizmet edin, benim mesajıdır diyorsun. Şimdi iş bulursunuzdur. Bir diğer korkutucu mesaj da muhaliflere yönelik gözdağıdır. 1341 partili hakimin atanması muhaliflerin her konuşmasını, her dile getireceği sözü en az 5 kez daha düşünmesini de beraberinde getirir. Barış arkadaş, şimdi vaktimiz de daraldı. Bir mesele var bizim özellikle üstünde durduğumuz, Albatros. Konuyla çok alakası yok ama şimdi biz AK Parti'nin yaptığı bütün icraatları çok rahat sorguluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde elbette biz gazeteci olarak bu işi yapmakla yükümlüyüz. Cuma evet. günü bütün İstanbul milletvekillerine çağrıda bulunmuştum. Neden susuyorsunuz? Bir yeşil alan. Belediyeye ait olan bir yeşil alan, rezidans yapılıyor, otel yapılıyor. Belediye başkanı yaptım kardeşim diyor, meseleyi kapatıyor. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden bir tek Ali Şeker'le konuşma imkanımız oldu. Ben karşıyım demişti. Senin görüşünü almak isteriz. Nedir durum? Niye mesela çok bununla ilgili bir şey yapılamıyor? Lütfen kısaca lazım evet. Kısaca dediğim şundan, sen vaktimiz az olduğu evet, evet, için aynen, öyle, aynen, öyle aynen. söyledim. Aynen. Bununla ilgili milletvekillerimiz rahatsızlıklarını zaten dile getirmişlerdi. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün geldi, milletvekillerimizin katıldığı bir toplantıda konuştu. Planları getirdi, o alanla ilgili bütün dokümanları getirdi ve inşaat yapılacak yerin yeşil alanla hiçbir ilgisinin olmadığını, yeşil alana uzak olduğunu bize anlattı. Orada planlarla ve buna ilişkin milletvekillerimiz, bu 2-3 ay önceki bir toplantıydı. Kafalarındaki tüm soruları sordular. İkna oldunuz mu? Siz de ikna şöyle, oldunuz. Şimdi bölgedeki milletvekili arkadaşlarımız o alanın yeşil alan içinde olmadığını, yeşil alanın arkasında kalan, uzakta kalan bir kısım olduğunu ve zaten ta Özal döneminden beri imara açıldığını ama hiçbir belediye başkanının o günden bugüne bu arsaya inşaat yaptırabildiğini Yaptıramadığını özür dilerim. O kadar biraz da yoruldum, kusura bakmayın. Tabii, bu 1 Mayıs'tan dolayı. Evet. Yaptıramadığını söylediler. Burada
Genel Başkanımız da bu konuyla ilgili Hasan Akgün'ü Ankara'ya çağırdı. Kendisinden bu konuyla ilgili briefing aldı. İl Başkanımız özel olarak ilgilendi ve geçen gün ben kendisini Fox TV'de de İsmail Küçükkaya'nın programında da izledim. Evet. Belediye Başkanımızın söylediği şey şu: orası yeşil alan değil, ben tek bir ağaç bile kestirmeyeceğim. Orası çorak bir alan ve zaten planlarda da imara biz de, burada canlı yayında kendisiyle konuştuk. Hı-hı. O canlı yayında konuşurken biraz da gerildi. Şunun için orada bir itiraz var buna. Hem milletvekillerinden var, hem başka bir takım alanlardan var. İşte Çevre Mühendisleri Odası birazdan konuğumuz olacak. Dava açmış. Evet. Yeşil bir alan var. Yeşil ve yeşillendirme imkanı olan bir alan. Ben buraya rezidans yapacağım diye tutturan bir başkan, buna itiraz eden bir seçmen ama orada mesela halka sorma yöntemini de hiçbir şekilde kabul etmeyen, ben seçimde yetkiyi aldım, 5 sene sonra ben zaten gideceğim diyen yok, ve referandum döneminde yani hatta, de bunu eleştiren CHP'nin bir belediye başkanı var. Hasan Akgün halkla inatlaşmaya girecek kadar saf bir siyasetçi değildir. 25 senedir bildiğim kadarıyla orada belediye başkanı. Evet, belediye o da başkan enteresan. Evet. Bugüne kadar geliyor, halkla inatlaşmaz. Ama kendisinin ısrarla bize söylediği şey şu: orası bir yeşil alan değil, bu şekilde çarpıtılıyor. Hiçbir şekilde yeşil alanla bir ilgisi yok ya, diyor. Ya belediyenin ama, arsası ama yeşil bir alan, boş bir alan. Belediye onu mesela herkese... Yarın Ankara'da milletvekillerimiz tekrar toplanacaklar. Çarşamba sabahı da kapalı bir toplantımız olacak. Burada ben sizin de bu eleştirilerinizi ve medyanın da eleştirilerini yeniden gündeme getireceğim. Ve konuyla ilgili genel başkan yardımcımızın da bize yeniden bir bilgi vermesini isteyeceğim. Çünkü bu konu hakikaten eğer anlatıldığı gibi bir yeşil alan ortadan kaldırılıyorsa bizim kesinlikle kabul edebileceğimiz ya bir boş bir alanı, boş bir alanı ağaçlandırıp oradaki halkın imkanına sunmak da bir faaliyettir. Boş bir alana Suud Yemen ve işte bilmem kim ortaklığıyla ve belediyenin sponsoruyla rezidans yapmak da bir faaliyettir. Belediye başkanının bize ısrarla söylediği şey şu: burası bir yeşil alan değil, yeşil alanın denizin uzağında atıl bir yer ve kesinlikle tek bir ağaç bile kesilmeyecek, tek bir ağacın bile kesileceği bir yer değil dedik. Barış ya, anladım. Söylüyorum. Beraber bir gidelim. Gideceğim. Ben de beraber. Beraber gidelim Barış arkadaş, İstanbul'dayken bir dolanmamız lazım. Hiç kimse halkla inatlaşamaz, hiç kimse halka rağmen de bir şey yapamaz. Ben Hasan Akgün'ün de böyle bir hataya düşeceğini sanmıyorum çünkü çok deneyimli bir siyasetçi, yaklaşık. Evet biz yayında gördük ne kadar deneyimli olduğunu. Biraz yani ya tahammülü biraz sıkıntılı oldu. Bizi takip edenler gayet iyi biliyorlar. Yine de ilgine çok teşekkür ediyoruz Barış arkadaş. Sağ olasın. Yine takip edeceğiz elbette meseleyi. Çok teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Barış arkadaşla şu Albatros meselesi